Merhaba arkadaşlar. Tarih dersi anlatım verilerinin 19. sundayız. Konu başlığımız 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve Dünya'nın birinci Föyünü anlatacağız. Peki bu föyümüzde neler anlatacağız arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı öncesinde meydana gelen gelişmeleri anlatacağız. ve bu gelişmeler sırasında dünyada yeni bir savaşı önlemek için yapılan çalışmaları anlatacağız. Ve arkadaşlar yine yeni bir dünya savaşını tetikleyen unsurları vereceğiz. Ee, bu köyümüzü yine çıkmış sorularla, örnek sorularımızla ve test sorularımızla pekiştireceğiz. Peki hemen aklınızdaki sorunun cevabını vereyim. Her iki alandaki öğrencileri de ilgilendiriyor mu? Evet arkadaşlar. Tarihte genelde zaten eşit ağırlık sözel ayrımı çok yoktur. Daha ziyade arkadaşlar Detay ayrımı vardır. İşte bazı detay olmayan konular daha çok işte eşitarlık öğrencilerin ilgi alanına girer. Ama daha detay daha bilgi olan konular ise sözel olan öğrencilerimizin alanına girer. Ama sonuçta arkadaşlar her konudan her öğrenci için ne olur soru çıkar. Peki gelelim arkadaşlar şimdi konumuzu anlatmaya. Birinci Dünya Savaşı sonrasında barışı koruma çabaları nasıl? Biraz onun üzerinde durmakta fayda var. İlk olarak tabi bu konuda adım bir teşkilatın kurulmasıyla oldu. Hatırlıyoruz Wilson ikilerinde ABD Başkanı Wilson dünya barışını korumak amacıyla bir cemiyetin kurulmasını teklif etmişti. Ve cemiyet akvam adıyla da bu cemiyet Paris Barış Konferansı'nda kurulmuştu. Bu cemiyet İngiltere, Fransa gibi devletlerin çıkarlarını gözettiği için çok da fazla barışı sağlayamadı. Ve bir süre sonra da zaten 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını ne yapmadı engelleyemedi. İkinci bir arkadaşlar önemli bir gelişme Lacorne Anlaşması'dır. Lacorne Anlaşması'nı anlatmadan önce buna giden gelişmeyi anlatmak da çok önemli arkadaşlar. Hatırlayalım Fransa Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalamak zorunda kaldığı Versay Antlaşması'yla ile Aslan ne yapmıştı? Geri almıştı. Ancak savaşın sonunda Almanya aslında zamanda ateşkes teklif ettiği için çok fazla Alman ordusu arkadaşlar yıpranmamıştı. Versay Anlaşması kısıtlayıcı hükümlerinden tatmin olmayarak savaş sonrasında Almanya içerisinde bir ittifak zinciri kurmak isteyen Fransa aynı zamanda Almanya sınırlarının değişmeyeceği hakkında da güvenceler istemekteydi. İşte bu tarihlerde Almanya kötü giden ekonomisinin tamirat ve tazminat sonunda Fransa ile iyi ilişkiler kurarak ferahlamayı amaçlıyordu. Bu durum iki devleti 1925 yılında ne yaptı? Karşı karşıya getirdi. İşte bu karşı karşıya getirme aynı zamanda İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya gibi ki devletlerin bir araya gelmesiyle LACOR La Corna Anlaşması'nın imzalanmasına kadar giden süreci başlattı. Böylece arkadaşlar Almanya uzun süreden beri dışlandığı uluslararası siyasete ne yapmış olduğu tekrardan girmiş oldu. Zaten bir yıl sonra da Milletler Cemiyeti'ne ne yapacak? Üye olacak. Diğer bir arkadaşlar ittifak Briand Kellogg paktı. Briand Kellogg paktı Fransa'nın 1928 yılında Avrupa'daki durumunu güçlendirmek ve ilişkilerini geliştirmek amacıyla ABD'ye bir barış paktı imzalamasıyla oluşan bir paktır arkadaşlar. Bunu özellikle ve özellikle arkadaşlar ABD ve Fransa'nın yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya, Belçika Sovyet Rusya'nın teklifiyle daha sonra Türkiye gibi devletler de katılmış ve bu pakta şöyle bir ilke ortaya çıkmıştır. Savunma amacı taşımayan savaş kanun dışıdır. Savunma amacı taşımayan savaş kanun dışıdır denilmiş. Bu anlaşmayla aslında ABD uzun süreden beri sürdürdüğü yalnızlık politikasını yavaş yavaş ne yapmıştır? Terk etmiştir. Bir de Bright Kellogg Paktı daha sonra yapılacak olan NATO'nun da temelini oluşturan pakt olarak kabul edilir. Gelelim arkadaşlar 1929 Dünya Ekonomik Bunalımına ki Kara Perşembe diye bilinir. Bunalımın nedenleri nedir diye soracak olursanız arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'de büyük şirketler, holdingler ve bankalar kurulacak. Yani ticaret hayatı bir anlamda çok ciddi bir şekilde canlanacak. İşte ABD'nin ihracatı büyük bir hızla artacak. Ekonomide bu dengesiz büyüme herhangi bir kuruluş tarafından da denetlenmeyecek. Avrupalı devletler ise savaşta yaşadıkları ekonomik yıkımlardan kurtulabilmek için ABD'den yüksek miktarlarda borç alacaklar ve böylece ekonomik yönden kime bağlı hale gelecekler? ABD'ye. İngiltere'de pound'un aşırı değer kazanması dünya ekonomik dengelerini alt üst etmeye başlayacak. Almanya ise borçtan ödeyebilmek için karşılıksız para basacak ki bu durumda hiperreflasyon denilen bir duruma neden olacak. Düşünsenize çantalar dolusu para getiriyorsunuz, Almanya parası markını getiriyorsunuz ama bir ekmek alıyorsunuz. Bu hiperreflasyon demektir arkadaşlar. Paranın alım gücünün zayıflaması demektir. Avrupa'da başlayan ekonomik sıkıntılar ABD olan borçların ödenmesini olumsuz etkileyince ABD borsasında hissesi olanlar ABD'nin ekonomik bir bunalıma düşeceği düşüncesiyle bir an önce hisselerini elden çıkarmaya çalıştılar ki zaten e, kara perşembe denilen olay da bu şekilde ortaya çıkacak arkadaşlar. İşte bu hisse satış çılgınlığı da borsayı ne yapacak? Alt üst edecek. Bu düşüşün diğer borsaları ve ülkeleri de etkilemesiyle kriz bir dünya ekonomik bulanına ne yapacak? Dönüşecek ve bir sürü ülke ne yapacak? Bu olaydan etkilenecek. Peki bu 1929 ekonomik bunalım sonucunda ne olacak arkadaşlar? Bir kere uluslararası ticaret gerilecek. İthalat ve ihracat ne olacak? Duracak. Piyasalarda başlayan para darlığından dolayı paranın yerini takas denilen bir ekonomi alacak ki hatırlayalım bunu. Biz daha öncesinde bunu ta tarih öncesi dönemlerde görmüştük hatırlıyorsanız. Tarımsal ürünlerin fiyatları düştüğü için tarımsal üretim ne olacak? Gerilecek. Tabii insanların ruh sağlığı bozulacak mı? Bozulacak. Bu da toplumsal huzursuzlukların başlamasına sebep olacak. Pek çok kişi intihar edecek arkadaşlar. Mesela e, kriz en çok sanayileşmiş ülkeleri ve şehirleri vurması ve bir işsizler ve evsizler ordusunun oluşturulması zaten sosyal bir bunalımın olduğu nedir arkadaşlar? göstergesidir. Peki bu sosyal bunalım ABD dışındaki ülkelerde nasıl etkili olacak? Mesela Almanya'da nazizmin gelişmesine çok etkili olacak. Özellikle hiper enflasyon ırkçılığın Almanya'da tavan etmesine, tavana vurmasına ne yapacak sebep olacak? İtalya'da ise faşizm adı verilen ırkçı bir politika ne olacak? Güçlenecek. Arkadaşlar 1929 yılı fiyatlarıyla 4.2 milyar dolar yok olacak. Dünyadaki üretim %42, ticaret ise %65 ne olacak? Azalacak. Bankalar, holdingler, önemli sanayi kuruluşları batacak. Tabii zor durumda kalan işsizler sebze meyve yetiştirerek geçinmeyi sağlayacaklar. Bu da işte dolayısıyla tarımın olumsuz yönde etkilenmesine ne yapacak? Sebep olacak. Peki iki savaş arası dönemde etkisini artıran ideolojiler nelerdir diye bir soru soracak olursanız ilk olarak faşizmle başlayalım arkadaşlar. Faşizm dediğimiz zaman aklımıza neresi gelecek? İtalya ve bunun başında bulunan Mussolini gelecek. Mussolini ile birlikte görülmeye başlanan bir akımdır, ırkçı bir akımdır. 1930'lu yıllarda güçlenmiştir. Bir idare sistemidir arkadaşlar. Faşizmde devlet ön plandadır. Yani devletin ön planda olduğu, biraz daha fertlerin geri plana atıldığı bir arkadaşlar anlayıştır. Demokrasi kesinlikle bu anlayışta yeri olmayan bir düşüncedir. Devletin üzerinde hiçbir kuvvet kabul edilmemiştir. Tek parti vardır burada. Mülkiyet hakkı ve özel sektörün ekonomik faaliyetleri devam etse de bunlar tamamen kimin kontrolündedir? Devletin kontrolündedir. Arkadaşlar tabii ki bunun gelişmesine biraz da 1. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında meydana gelen gelişmeler etkili olmuştur. Hatırlayalım İtalya 1. Dünya Savaşı'ndan umduğunu bulamamıştı. Bu durumda Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu tür ırkçı akımların İtalya'da ne yapmasına sebep olacak? Gelişmesine sebep olacak. E, Mussolini özellikle İtalya bir tek denize kapanıp kalamaz. Bu deniz Adriyatik olsa bile Adriyatik'ten başka Akdeniz vardır sözüyle Roma İmparatorluğu'nun yeniden kurma e, hayaline kapılacak. İşte bu durumda 2. Bir Dünya Savaşı'nın çıkmasının nedenlerinden biri olacak. Diğer bir akım ise yine ırkçı bir akım Almanya'da görülen Nazizm'dir. Nazizm ise Almanya'da 1930'lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Parti'nin izlediği bir siyasi ideolojidir arkadaşlar. Yine bunun temelinde 1. Dünya Savaşı ve sonucunda yapılan Versay Anlaşması vardır. Bu Versay Anlaşması'nın Almanya'da siyasi ve ekonomik sorunlar doğurması Adolf Hitler'in liderliğini yapmış olduğu bu Nazi partisinin gücünü artıracak ve iktidara gelmesine etkili olacak. Alman ırkının üstünlüğünü savunuyor arkadaşlar bu e, düşünce ve Alman çıkarları için gerekirse yayılmacı bir dış politikayı takip etmiştir ki özellikle özellikle hayat sahası diye ya da hayat alanı denen bir kavramı ortaya atmıştır Hitler. Yani şunu söylüyor şu andaki mevcut Almanya sınırı bizim için yeterli değil. Almanya'nın hayat bulacağı yeni yeni sınırları ne yapmalı? Almanya almalı diyecek ve buna göre de ne yapacak? Çalışmak isteyecek. İşte bu da Almanya'nın yayılmacı bir siyaset izlemesine ve dolayısıyla da 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasa ne yapacak? Etkili olacak. Evet, diğer bir arkadaşlar fikir akımı ya da diğer bir ideolojisi komünizmdir. Komünizm dediğimiz zaman aklımıza hangi devlet gelecek? Sovyet Rusya gelecek. Üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayanan sınıfsız, parasız, devletsiz bir toplumsal düzenin kurulmasını amaçlayan bir ideolojidir. 20. yüzyılın başladığı itibaren dünya siyasetine etkili olmaya başlamıştır. Ha bundan önce görünmedi mi? Bir yıl kadar arkadaşlar Fransa'da görüldü ama Fransa'da tutunamadı komünizm. Komünizme dayalı ilk defa devlet rejimi tam manasıyla Ekim devriminden itibaren nerede görülmüştür? Sovyet Rusya'da görülmüştür. Gelelim diğer bir ideolojiye, sosyalizm. Sosyalizm, bir toplumun ekonomik faaliyetlerinin kamuya ait olması, hem toplumsal hem de ekonomik refahın devlet eliyle sağlanması esaslarını benimseyen siyasi bir ideolojidir. Bunda da arkadaşlar özel mülkiyet yoktur, ortak mülkiyet vardır. Sınıf ayrımını kesinlikle ve kesinlikle kabul etmez. Yalnızca arkadaşlar toplumun sahip olduğu her şey yine toplum için devlet tarafından kullanılır. Böyle diyen bir düşüncedir. Liberalizm ise Bireysel özgürlük üzerine kurulu bir düşüncedir. Birey ile devlet arasındaki ilişkilerde bireyin özgürlüğü ön plana çıkar. Devletin ekonomik hayatın müdahalesine karşı çıkar. Kanunlar eşit olarak uygulanmasını esas alır. Kapitalizm ise üretim araçlarının tamamen özel mülkiyete ait olmasıdır. Ki arkadaşlar özellikle günümüzde çok yaygın olan düşünce şekillerinden bir tanesidir. Üretimde kar amacı öne çıkacak ve artı ekonomide tamamen serbest bir ekonomi olacak ve arkadaşlar bu düşünce de 16. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış ama 20. yüzyılda oldukça ne yapmıştır? Gelişmiştir. Şimdi gelelim örnek sorularımıza. İlk örnek sorumuz 2011 LYS'de çıkan bir soru. Aşağıdakilerden hangisi 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir? Şimdi 1. ve 2. Dünya Savaşı dediğimize göre 1918'e 1939 yılları arasında olmayan gelişmeyi bulacağız. A şıkkında Uluslararası barışın korunması için milletler cemiyetinin kurulması 1. Dünya Savaşı'ndan sonradır. Paris Barış Konferansı'nda. B şıkkında İtalya'da Mussolini'nin faşist iktidarını kurması ki yine 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1922 yılındadır. C şıkkında Lacorna Anlaşması ve silahsızlanma çalışmalarının başlaması 1925 yılındadır. D şıkkında Türkiye'nin Kore Savaşları'na katılması arkadaşlar Kore Savaşları 1950 ve 53 yılları arasındadır. Türkiye bu dönemde Kore asker göndermiştir. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır. Yani 2. Dünya Savaşı arasında değildir. E şıkkında Almanya'da nazizm yükselmesi ise 1930'lu yıllardan sonradır. Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi tam olarak 33 yılındadır. Öyleyse sorumuzun cevabı D seçeneğidir. İkinci örnek sorumuz 2012 LYS'de çıkan bir soru. Bakalım arkadaşlar sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 1929 yılında başlayan Dünya ekonomik krizin etkilerinden biri değildir diye sorulmuş. Bakalım A şıkkında sanayileşmiş şehirlerde işsizlerin ve evsizlerin sayısının artması oldu mu? Evet. Özellikle sanayileşmiş ülkeleri çok derinden etkileyen bir krizdir. B şıkkında birçok ülkede inşaat faaliyetleri durdu mu? Durdu arkadaşlar. C şıkkında tarım ürünü fiyatlarında büyük düşüşler görüldü. D şıkkında madencilik alanında talebin beklenmedik düzeyde düşmesi ki bu dönemde arkadaşlar çok ciddi bir şekilde bu tür sektörlerde çok etkili olduğu bu bunalım. E şıkkında kadınların iş hayatında yer almaya başlaması çok daha önce olan bir olaydır. Özellikle bu dönemde kadınlar biraz daha ev çektirmek istenmiş. Çünkü zaten herkes işsiz. Bari kadınlar eve çekilsin diyerekten erkeklere iş alanı oluşturulmaya çalışılmıştır. Öyleyse sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Şimdi gelelim arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra genel bir durumu anlatmaya. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenen devletler arkadaşlar Wilson'un ilkeleri doğrultusunda barışı koruyacağını duyurdular. Ve böylece de milliyetçilik esasında uygun bir şekilde yeni devletlerin kurulacağını ve buna da saygı duyacaklarını belirttiler. Ve sonuçta Paris Barış Konferansı yapıldı. Ama Paris Barış Konferansı'nda ortaya çıkan tavırlar hiç de öyle söz verildiği gibi değildi arkadaşlar. Yenen devletlerin yenilen devletlere karşı hiç de barışı kurmak, Korumak, yaşatmak gibi bir amacı olmadığını gösterdi. İşte bundan dolayı da arkadaşlar yeniden devletler, ki bunlar kimdi? Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Osmanlı devletleri yapılan barış anlaşmaları gerçekten çok çok ağırdı ve bu anlaşmalarla bu devletler resmen ezilmiş, küçülmüş, her türlü yokla ve sefalete mahkum edilmişlerdi. Yalnız bu devletler içerisinde bir tek Türk milleti kendilerine dikte ettirilen ne ateşkesi ne de anlaşmayı kabul etmemiştir ve bunun sonucunda da Kurtuluş Savaşı olmuştur ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da bağımsızlığına ulaşarak zaferini karşı tarafa ne yapmıştır zorla da olsa kabul etmiştir şimdi teker teker devletleri inceleyelim arkadaşlar bakalım devletlerde birinci dünya savaşından sonra neler değişti neler oldu neden ikinci bir dünya savaşının ortaya çıkması birinci dünya savaşının sonuçlarına bağlanıyor biraz bunun üzerinde durmakta fayda var Şimdi ilk olarak Almanya ile başlayacağız. Neden Almanya? Çünkü arkadaşlar Almanya 2. Dünya Savaşı'nın baş sebebi, baş aktörü olan devlettir. Bakalım arkadaşlar neler olmuş Almanya'da. Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan 1930 yılına kadar siyasal, ekonomik ve sosyal olarak çok büyük buhranlar ve bunalımlar yaşadı. Özellikle kendisine zorla dikte ettirilen işte tazminatlar, işte bazı arkadaşlar kısıtlamalar, Almanya'nın gerçekten çok zor ekonomik bunalımlar yaşamasına sebep oldu. Bu bunalımları aşabilmek amacıyla karşılıksız para bastırdı ve bu da hiperenflasyon denilen bir olayın ortaya çıkmasına sebep oldu. Hatta çok ilginç bazı dönemlerde Almanya'da bir ekmeğin milyonlarca mark değerine sahip olduğu bile görüldü. Yani biraz önce dediğim gibi bir çanta para götürüyorsunuz ancak bir tane ne yapıyorsunuz? Ekmek alıyorsunuz. İşte bu durum özellikle bazı ırkçı düşüncelerin ivme kazanmasına sebep oldu. Yani hız kazanmasına sebep oldu. Şimdi örtü düşünce dediğimiz zaman aklımıza kim gelecek? Tabii ki Adolf Hitler gelecek. Adolf Hitler 1922'de Alman İşçi Partisi'nin yönetimini ele geçiriyor. Ve partinin adını da Nazi Partisi olarak değiştiriyor. Almanya'daki nefret ve intikam duygularını eyleme geçiren ilk hareket de bu oluyor. Yani ırkçı bir adla değiştiriyor. Adolf Hitler Alman milletine yaşatılan bütün felaketlerin sorumlularını o devletlerden intikam alınması gerektiğini belirterekten dile getiriyor. Ve bunun sonucunda da aşırı ırkçı ve intikamcı bir propaganda yapıyor. Ve sonuçta da arkadaşlar Alman topluluklarını kendi etrafında, kendi arkasında ne yapıyor? Topluyor. Ve 1933 yılında iktidara geldiği zaman da gerçekten tam anlamıyla neredeyse bir kibriti çaksanız alev alacak bir Alman toplumu oluşturmuş oluyor. Diğer Devlet kimdir diye sorsanız tabii ki diğer devlet aslında Birinci Dünya Savaşı'nda galip devletler arasında yer alan ama Dünya Savaşı'nda resmen kazık yiyen kim arkadaşlar? İtalya. İtalya Birinci Dünya Savaşı'nda hatırlıyorsanız Güney Batı Anadolu ardından da Batı Anadolu kendisine vaat edilmesi üzerine girmişti. Fakat savaş sonrasında kendisine vaat edilen topraklardan Batı Anadolu yani İzmir ve çevresi ne yapılmamıştı? Gelip verilmemişti. Bu topraklar kime verilmişti? Yunanistan'a verilmişti. Bu İtalya'da ulusal onurların kırıldığı düşüncesiyle intikam duygularını artırıyor. Özellikle 1922 yılında aşırı ırkçı olan e, faşist Benito Mussolini iktidarı gelince İtalya'daki nefret duyguları kat ve kat daha da artıyor. Irkçı, saldırgan ve yayımacı politikaları sahip olan İtalya'da Almanya gibi aynı devlete düşmanlık besliyor. İşte bu iki durum iki devlette de birbirine ne yapıyor? Yakınlaştırıyor. Şimdi bir diğer devlet ise Japonya. Japonya ne alaka diyeceksin ama Japonya'da yayılmak istiyor arkadaşlar. Ama nerede? Uzak doğuda. Japonya'da Almanya ve İtalya ile benzer özelliklere sahip. Uzak doğuda saldırgan ve yayılmacı bir politika izliyor. Militarist yani asker egemenliğine dayanan bir yönetimle yönetiliyor Japonya. Ve uzak doğunun en güçlü devleti bu sırada. Japonya uzak doğuda bulunan İngiltere, Fransa ve ABD'nin sömürgelerinden kaynaklanan varlıklarını sona erdirmek istiyor. Yani uzak doğu bizimdir diyor. Asya asyalarındır diyor. Ve sonuçta da arkadaşlar Çin'in Manchuria bölgesini işgal ediyor ve Çin'e yönelik saldırılarını bölgede yayımcılığı devam edecek şekilde hareket ediyor. İşte bu gelişmelerden sonra Japonya Avrupa Devletleri ve ABD ile ne yapacak? Karşı karşıya gelecek ve bir süre sonra da arkadaşlar kimle yakınlaşacak? Almanya ve İtalya ile aynı düşmanlara sahip olduğu için üçü ne yapacak? Yakınlaşacak. Peki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışı kurtarma ve savaşın çıkmasını engelleme çabası olmadı mı? Oldu arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde de oldu. Mesela Milletler Cemiyeti kuruldu. Milletler Cemiyeti etkin bir hale getirildi. Fakat arkadaşlar ne yazık ki bu çok fazla da işe yaramadı. Çünkü yenilen devletlerin barışı olan inançları söndürüldüğünden dolayı nefret ve intikam duyguları ne yazık ki yenen devletler tarafından körüklenmişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1925 yılında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında Lakorna Anlaşması yapılmıştı hatırlıyorsanız. Ve böylece de arkadaşlar bu anlaşmayı imza atan devletler savaştan korunmak ve her türlü aralandık anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözeceklerini vaat etmişlerdi. Fakat arkadaşlar Lakorna Anlaşması ne yazık ki yeterli olmadı. Çünkü Almanya giderek daha saldırgan, daha baskıcı bir tavır izlemeye ne yaptı? Başladı. Sonrasında 1928 yılında ay Kellogg Pakti yapıldı. Önce ABD dişleriyle Fransa dişleri bakan arasında yapılmakla birlikte daha sonrasında arkadaşlar İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Belçika, Çekoslovakya gibi devletler katılmış ve ardından da arkadaşlar Türkiye gibi devletler de ne yapmıştır? Bu anlaşmayı onaylamıştır. Ki bu anlaşmada şöyle bir ilke ortaya çıkmıştır. Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışıdır. Ve ülkeler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulmalıdır diye. Fakat pakt yine uzun ömürlü olmamıştır. Bir süre sonra Almanya, Japonya gibi devletlerin saldırgan politikalar üretmesi yine bu paktın uzun ömürlü olmaması nedir? Göstergesidir. Peki 2. Dünya Savaşı'nın nedenleri nedir diye soracak olursanız bakalım neymiş. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yenen devletlerin yenilen devletlere koşulları ve yaptırımları çok ağır olan anlaşmalar dikte ettirmesi ki özellikle Versay Anlaşması. Adolf Hitler'in hayat sahası adı altında arkadaşlar devamlı saldırgan bir politika üretmesi ki hayat sahası Almanların hayat alanı denilen bir kavram ve bu da yayılmacı bir ideolojiye sahip olan bir kavramdır. Birinci Dünya Savaşı'na anlaşma devletleri arasına giren İtalya'nın savaş sonunda haksızlığa uğradığını düşünmesi ve bu amaçla da intikam almak istemesi. Yine Japonya'nın uzak doğuda büyük bir imparatorluk kurmak istemesi ve bölgede bulunan sömürgeci devletlerin varlıklarına son vermek istemesi ne olacak? İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini oluşturacak. Peki savaş nasıl başladı ve nasıl yayıldı? Biraz da onun üzerinde durmakta fayda var. Arkadaşlar aslında savaşın temelleri 30 yılların ortalarından itibaren atılmaya başladı. İlk olarak 36 yılında Almanya ve İtalya arasında siyasal ve ekonomik işbirliği olan daha sonra da 39'dan sonra Berlin-Roma çizgisi olarak adlandırılan askeri bir ittifak oluşturuldu. 1940 yılında bu ittifaka Japonya'da katıldı ve böylece Berlin-Roma-Tokyo Üçlü Mihver Devletleri adı altında bir blok oluşturuldu arkadaşlar. Buna karşılık tabii ki hemen paslaşma olması lazım. İngiltere, Fransa, ABD ve Sovyetler Birliği arasında müttefiklik anlaşması yapıldı ve böylece müttefik devletler denen bir kavram ortaya çıktı. Zaten İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi bloklar savaşıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf, İttifak diye görürken İkinci Dünya Savaşı'nda Mihvet ve Müttefik Devletler adıyla biz blokları göreceğiz. Peki savaş nasıl başladı? Savaş Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla başladı arkadaşlar. Peki Polonya kim korumaya söz vermişti? İngiltere Fransa. İngiltere Fransa bundan dolayı Almanya ya ne yaptılar? Savaşı inan ettiler. Böylece tam 6 yıl sürecek olan savaş ne olmuş oldu? Başlamış oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan daha dehşet, daha yaygın bir, daha uzun süren bir savaş arkadaşlar. Almanya ilk başta çok iyi, hızlı bir şekilde yayılıyor. Varşova dahil olmak üzere Polonya'nın batısını tamamen işgal ediyor. O sırada Almanya ile Sovyetler Birliği arasında saldırmazlık anlaşması olduğu için Sovyetler Birliği de hemen doğudan giriyor. Arkadaşlar Polonya dediğimiz bizim lehistan aslında ve Polonya'nın doğusunu ne yapıyor? İşgal ediyor. Polonya'dan sonra Sovyetler Birliği savaş tehlikesine karşı merkezini korumak için bir tampon bölge oluşturmak istiyor. Ve bu amaçla Estonya, Litvanya ve Letonya işgal ediyor. Almanya'yı yayılmasını yıldırım harekatı ile gerçekleştirecek ve bu süreç zarfındaki 6 günlük bir süre içinde arkadaşlar neredeyse kıta Avrupası kontrol etmeye başlayacak. Birbiri ardına arkadaşlar işte Fransa'dan Yunanistan'a kadar, Kuzey'de Norveç'e kadar pek çok yeri çok kısa sürede Hitler ne yapacak? işgal edecek. Peki İtalya ne yapacak? İtalya ise Akdeniz etkili olacak. Ve böylece arkadaşlar Dünya Savaşı bütün dünyayı ne yapacak? Gerçekten etkileyecek. Bu savaşta arkadaşlar her üç alanda sonuna kadar kullanacak. Kara, deniz, hava sonuna kadar devletler buralarda güçleri ne yapacaklar? Kullanacak. Savaş Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'nin dışında bütün Avrupa'ya ne yapacak? Yayılacak. Bu da arkadaşlar savaştan değişik portreler. Mesela yıkılan Varşova. İşte arkadaşlar Dresden şehrinde İngiliz ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nce işte bombalanan yerler. Yine Almanya'nın Fransa işgalinden sonra Hitler'in arkadaşlar Eiffel Kulesi önünde vermiş olduğu poz. Peki Almanya ne oldu arkadaşlar? Savaşın gelişimi olarak anlatmak gerekirse 1940 yılına kadar Avrupa'ya hakim oldu. Ve bunun üzerine tabii ki daha önceden saldırmazlık anlaşması yapmış olduğu Sovyet Rusya ile karşı karşıya geldi. Almanya Balkanları ele geçirdikten sonra Sovyet Rusya üzerinde yoğunlaştı. Bu amaçla da Haziran 1941 yılında Sovyet Rusya'ya saldırdı. Rusya'nın işgal edilmesiyle birlikte yeraltı kaynaklarını ele geçirmiş olacaktı. Bunun üzerine Sovyetler Birliği'nin yanında kim yer aldı arkadaşlar? İngiltere de yanında yer aldı ve Almanya 1943 yılına kadar Sovyetler Birliği'ne çok büyük zarar verse de en son Stalingrad muharebesinde özellikle tankların soğuktan motorları donunca arkadaşlar yenilgi aldı. Ve arda arda geri çekilmeye başladı. Japonya ise uzak doğuda kuracağı büyük bir imparatorluk için ABD'ye engel görüyordu. Bu yüzden arkadaşlar ABD'ye yönelik bir harekata girişti. Ve 1941 yılında Hava Adaları'nda bulunan Pearl Harbor'ı ne yaptı arkadaşlar? Bombaladı. Ve böylece donanmanın büyük bir kısmını yok edince ABD, Japonya ne ilan etti? Savaş. Ve böylece de arkadaşlar müttefik devletlerin hepsi 2. Dünya Savaşı'nda ne yapmış oldu? Katılmış oldu. Peki bu sırada devletlerin başında kimler var? Mesela ABD'nin başında Roosevelt var. İşte İngiltere'nin başında Churchill var. Sovyet Rusya'nın başında arkadaşlar Stalin var. Ee, Almanya'nın başında Hitler'in olduğunu biz biliyoruz. E, ee, faşist İtalya'nın başında ise Mussolini bulunmaktaydı. Churchill Kanada açıklarında bir savaş gemisinde ABD başkanıyla bir araya geldiler. Ve burada Atlantik bildirisi adıyla bir bildiri hazırladılar. Bu bildiride savaş sonrasında Milletler Cemiyeti'nin yerine yeni bir teşkilat yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmasa ne yaptılar? Karar verdiler. Arkadaşlar şu bir gerçek ki 1942 yılına kadar mihver devletler savaşta üstünlüklerini korudular. Ve bu dönem içerisinde müttefiklerde çok ciddi kayıplar verdiler. Ama 1943 yılına itibaren müttefik devletler savaş dengesini kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Ve ilk olarak da zaten e, faşist İtalya'nın yaptığı teslim oldu. Mussolini bizzat kendi halkı tarafından öldürüldü. Almanya ve Japonya ise savaşa devam etti ama Almanya'da e, olayların aleyhte olmasına etkili olan neden ise ki Almanya'nın yenilmesinde arkadaşlar Sovyet Rusya'ya karşı Stalingrad muharebesinde yenilmesidir. Bu muharebede yenilince Almanlar hızlı bir şekilde Rus topraklarını boşaltmaya başladılar. öbür tarafta ise İngiltere, Fransa ve ABD orduları ünlü Normandiya çıkartmasını yaptı Fransız topraklarına ve Fransa'yı arkadaşlar Alman işgalinden kurtardı. Bir süre sonra hemen hemen bütün cephelerde Almanlar yenildiler ve Hitler ne yaptı? İntihar etti. Kısa bir süre sonra da Almanya müttefik devletlere teslim oldu. Mihver devletler safında tek bir devlet arkadaşlar savaşı sürdürmeye devam etti. O da Japonya. Japonya her türlü barış teklifine rağmen savaşı sürdürmekte inat edince bugün halen tartışılan ABD bir takviye başvurdu. Japonya'nın iki tane önemli kenti olan Hiroshima ve Nagasaki iki tane atom bombası attı arkadaşlar. Bu atom bombası yüzünden o anda yüz binlerce insan öldü. Milyonlarca ise nesil etkilendi. Atom bombasının insan üzerindeki tahribatı dehşet boyuttaydı ve bu bir kere daha gözler önüne serilmiş oldu. Japonya bu bombaların ardından hemen kayıtsız şartsız ne yaptı? Teslim oldu. Sonuç olarak e, Eylül 1939'da başlamış olan 2. Dünya Savaşı en son arkadaşlar Japonya'nın teslim olmasıyla sona ermiş ve yaklaşık olarak 6 yıl kadar süre sürmüştür. E, peki... Ee, savaşın sonunda hangi konferans yapıldı diye soracak olursanız arkadaşlar bu konferanslardan en önemlilerinden bir tanesi Yalta Konferansıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok konferans yapılmıştır arkadaşlar. Biz ilk konferans zaten İngiltere ve ABD arasında olduğunu gördük ve bu konferans sonunda ise Atlantik bildirisi yayınlanmıştı. İşte arkadaşlar Adana konferansı yapıldı, Kahire konferansı yapıldı, Moskova konferansı yapıldı, Tahran konferansı yapıldı. En son arkadaşlar işte Yalta konferansı ve Postan konferansları yapılacak. Bunlar içerisinde Yalta konferansının özel bir yeri vardır. Çünkü arkadaşlar bu konferansa Avrupa'nın ve dünyanın 3 tane önemli devleti katılmıştır. Bunlar kimdir? İngiltere, ABD Ta Amerika kıtasından bir de Sovyet Rusya. Tabi bunların başkanları da o dönemde çok önde olan insanlar. ABD'nin başkanı Roosevelt'ti. İngiltere'nin başkanı Churchill'di. Sovyetler Birliği'nin başkanı ise Stalin'di. Arkadaşlar buradaki amaç savaş sonrası nasıl bir barış yapılacağına ilişkin karar almaktı. Kırım'ın Yalta kendinde bu üç devletin başkanı ne yaptı? Bir araya geldiler. Ve arkadaşlar bu konferansta Müttefik devletlerin dördünün de Almanya işgal için birlikler göndermesi ve Berlin'de bu devletlerden oluşan bir kontrol merkezinin kurulmasına karar verildi. Alman askeri yapılandırılması ve nazizmin yok edilmesi karar verildi. Yine Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması ve Almanya'nın savaş tazminatı ödemesine karar verildi. Şimdi bir de şu var arkadaşlar bu konferansta Sovyetler Birliği'nin çıkarcılı ve ideolojik yayınma çabalarına karşı diğer müttefik devletler tabi çok rahatsız oluyorlar. Ve bu durum kendisini bu konferansta da gösterecek. Müttefik devletin arasının bozulmasının başlangıcı Yalta Konferansı olacak. Ve bu durum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Soğuk Savaş döneminin başlamasına ne yapacak? Etkili olacak. İkinci 2. Dünya Savaşı'nın aslında asıl gerçek galibi de Sovyet Rusya'dır arkadaşlar. Pek çok yerde nüfus bölgesi elde ettiği gibi topraklarını da baya bir şekilde ne yapmıştır? Genişletmiştir. Almanya'da İngiliz, Amerikan, Fransız ve Sovyet idareleri gerçekten kurulacak arkadaşlar. Savaştan sonra İngiltere, Fransa, ABD yönetimleri demokratik olduğu için bu üç devlet yönetimlerini birleştirecekler ve federal Almanya kuracaklar. Ancak Sovyet Rusya bu birleşmeye katılmayacak ve arkadaşlar etkili olduğu Alman topraklarında Doğu Almanya'da Demokratik Almanya adıyla bir Almanya kuracak ve bu topraklarda etkisini halen devam ettirmeye ne yapacak? Devam edecek ve sonuçta Almanya ikiye ayrılacak. Doğu ve Batı Almanya olmak üzere. San Francisco konferansı Nisan 1945'te gerçekleşmiştir. Bu konferans sırasında Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olmasıyla Avrupa'da savaş ne olmuştur sona ermiştir. Son olarak da Potsdam konferansını özellikle vermek lazım. Potsdam konferansı Ağustos 1945 yılında olacak. Almanya teslim olmasından sonra üç büyük devlet bu defa Berlin yakınlarında Postan denilen yerde toplanacaklar ve savaş sonrası barışın nasıl kurulacağını, Almanya yönelik ne tür yaptırımlar uygulanacağını dair kararlar alacak. Bu yüzden arkadaşlar Postdam konferansı aslında Yalta konferansı nedir? Devamlıdır. Ayrıca bu konferansa Sovyet Rusya çok açık bir şekilde Boğazlardan Türkiye ile birlikte yönetme isteğinde bulunacak ve e, Boğazlar'da bir üst isteyecek Gerekirse Türkiye'nin yeterince güçlü olmaması, Boğazlar ve Karadeniz'in güvenliği sağlayacak durumda olmamasıdır. Bu durumda Sovyet Rusya'nın güvenlik endişesini artırdığını söyleyecek ve bu yüzden de arkadaşlar bu bölgelerde kendisi üst isteyecek ama bu durum Sovyet Rusya'nın bu istekleri ABD ve İngiltere tarafından ne olacak? Reddedilecek. Çünkü Sovyet Rusya'nın asıl amacı Akdeniz'e inebilmek. Bu amaçla da bahane olarak ne yapacak? Güvenlik bahanesiyle Boğazlar'dan üst isteyecek. Sovyet Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve ABD'nin karşı çıkmasına rağmen boğazlara yerleşme ayrıca bundan bir adım daha ileri gidiyor. Kars ve Ardahan'ın da kendisine verilmesini istiyor arkadaşlar. Türkiye'yi bu konuda tehdit edince dönemi Türk hükümeti tarih Türkiye'nin dahil olduğu Türk milletinin memleketine karşı vazifesini yapmadığı hiçbir savaş misali kaydetmemiştir diyerekten Sovyet Rusya resmen meydan okuyacağız arkadaşlar. Düşünün. Evet gelelim örnek sorumuzun üçüncüsüne. 2017 LYS'de çıkan bir soru. Mihver devletlerinin kaybetmesiyle sonuçlanan 2. Dünya Savaşı dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Savaşın sona ermesiyle yeni bir dünya düzeni kurmak için çeşitli konferanslar ve toplantılar yapılmıştır. Ve böylece savaşı kaybeden devletlerle imzalanacak barış anlaşmalarının temel şartları ve yöntemleri belirlenmiştir. Müttefik devletlerin Almanya ve İtalya ile imzalanacak anlaşmaların koşullarını belirlediği toplantı hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Bu toplantı Yalta Konferansı'nın devamı niteliğinde olan Potsdam Konferansıdır arkadaşlar. Diğer konferansların hepsi daha 2. Dünya Savaşı sürerken yapılan konferanslardır. Yani daha savaşın sonu belli olmadan savaşın gidişatı, hangi devletleri yanımıza savaşa sokalım, işte ne gibi tedbirler alalım amacıyla toplanan konferanslardır. Öyleyse sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Diğer bir örnek sorumuz 2012 LYS'de çıkan bir soru. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın da savaşa giren iki devlet hangisidir diye sorulmuş. Artık biz bunu biliyoruz arkadaşlar. Bunlar mihver devletler blokunu oluşturacak olan devletler. Kimdi bunlar? İtalya ve Japonya. Yani sorumuzun cevabı nedir? D seçeneğidir. Evet gelelim şimdi test sorularımızın çözümüne. İlk test sorumuz aynı şu şekilde arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak amacına yönelik çalışmalar arasında gösterilebilir diye bir soru sorulmuş. Bakın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra olacak. Bizim olayımız bu. Birincisi de Birleşmiş Milletler'in kurulması. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonradır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra değildir. İkincisi Lacorne Anlaşması'nın imzalanması 1925 yılındadır arkadaşlar. Üçüncüsü Brian Kellogg Paktı ise 1928 yılındadır. Bunların her ikisi de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada barışı yeniden tesis etmek amacıyla oluşturulan parklar ya da anlaşmalardır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani D seçeneğidir. İkinci sorumuz aşağıdaki devletlerden hangisi Lacorne Anlaşması'na yer almamıştır diye bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar hangisi? Lacorne anlaşmasına yer almayan devlet ABD'dir. Çünkü ABD o sırada Paris Barış Konferansı'ndan beri küstü dünya devletlerine. Tekrardan yalnızlık politikasına geri dönmüştü. Bırak Kellogg Pakt ile yani 1928 yılındaki o pakla tekrardan dünya siyasetinde ne yapacak? Geri dönecek. Fakat Lacorne anlaşması 1925 yılında yapıldığı için halen ABD için ne diyoruz? Yalnızlık ilkesi uygun bir şekilde hayat sürdürüyordu. Öyleyse cevabımız nedir? C seçeneğidir. Üçüncü soru. Brian Kellogg Paktı'na göre taraflar arasında anlaşmazlıklarını çözmek için barışçıl yollar kullanılacak. Savunma amacını taşımayan her türlü savaş kınanacaktır. Bu bilgiye göre Brian Kellogg Paktı ile ilgili verilen çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diye bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar hangilerine ulaşılabilir? Birincisi, dünya barışının sağlanması yönelik adımlar mı atılmış? Evet, saldırgan politikalar kınanıyor arkadaşlar ve anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi isteniyor. İkincisi, Yeni bir dünya savaşının çıkmasını engellemiş midir? Hayır. Biz bunu nereden anlıyoruz? İkinci dünya savaşının başlamasını anlıyoruz. Üçüncüsü, devletler arası ilişkilerde diplomasisini etkin hale getirmesi için çaba harcanmış mı? Evet. Böyle bir e, pakt yapılıyorsa arkadaşlar bunun için çaba harcanmış demektir. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin katıldığı uluslararası ittifaklardan biri değildir diye sorulmuş bakalım arkadaşlar aşağıdaki Sadabat baktı 1937 yılında Türkiye İran Irak ve Afganistan arasında yapılmıştır ve uluslararası bir ittifaktır 5 yakındaki la anlaşması arkadaşlar 1925 yılında işte Fransa Almanya İngiltere Çekoslovakya gibi devletlerin katılması ile yapılan bir anlaşmadır. Türkiye buna katılmamıştır arkadaşlar C şıkkındaki Balkan Antantı 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında yapılan bölgesel bir ittifaktır. Dolayısıyla uluslararası bir paktır. D şıkkındaki Milletler Cemiyeti Türkiye 1932 yılında katılmıştır. E şıkkındaki Brian Kellogg Paktı aslında Türkiye ilk başta katılmamıştır ama daha sonra Sovyet Rusya'nın teklifiyle davet edilmiş ve katılmıştır. Dolayısıyla hangisine katılmamıştır diye sorulduğuna göre cevabımızın ne olması lazım? B şıkkındaki Lacorne Anlaşması olması lazım. 5. soru Milletler Cemiyeti'nin yukarıdaki özelliklerinden hangileri barışın korunmasına yetersiz kalmasına ortam hazırlamıştır? Birincisi kuruluşundan bir süre sonra üye sayısını artırma yönelik girişimlerde bulunması. Arkadaşlar bu direkt olaraktan barışı korunması yetersiz kalması sebep olmaz. Aslında barışı korumak için çok önemli bir adımdır. İkincisi üyelerinden bazen isteklere doğrultusunda kararlar alması. Bu da tarafsızlığı yitirmesine etkili olacak. Üçüncüsü Sorunun çözümde yetersiz kalması işte savaşın çıkmasında etkili olan bir başka neden. Öyleyse sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani D seçeneğidir. Altıncı soru. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıda verilen devlet lider eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakalım. A şıkkında İngiltere, Harry Truman. Truman arkadaşlar ABD'dedir. Dolayısıyla eşleştirmede yanlış olan bir liderdir. B şıkkında Almanya, Hitler doğru. C İtalya, Musul'e doğru. ABD, Franklin Roosevelt doğru. Fransa, Charles Kuhl doğru arkadaşlar. Öylesi sorumuzun cevabı nedir? A seçeneğidir. Yedinci soru. Yalta konferansında aşağıdaki konulardan hangisinin görüşüldüğü söylenemez diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. A şıkkında Sovyetler Birliği, Japonya'ya savaş açması görüşülmüştür. Zaten konferansın başlığı konuları Polonya topraklarının değişimi. Almanya'nın görülmesi ve Sovyetler Birliği'nin Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etmesiydi. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Yine görüşülen konulardan bir tanesi olacak. B şıkkında Almanya'nın 4 işgal bölgesine ayrılması bunu söyledik biraz önce biliyorsunuz. C şıkkında Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulması da yine görüşülen konulardan bir tanesiydi. Hatta hatta şöyle bir kural da getirilmişti Yalta'da. Eğer belirlenen bir tarihe kadar ki bu 1 Mart 1945 yılı arkadaşlar devletler Mihver devletlere savaş ilan etmezlerse Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olamayacaklardı. İşte Türkiye bundan dolayı savaşın sonuna kadar sürdürdüğü tarafsızlıktan vazgeçmiş ve mihver devletleri ne yapmıştır? Savaş ilan etmiştir. D şıkkında Almanya'da nazizmin ortadan kaldırılması da görüşüldü. Ancak E şıkkında yer alan İtalya ekonomik ambargo uygulanması burada görüşülmemiştir. Öyleyse sorumuzun cevabı E seçeneğidir. 8. soru 2. Dünya Savaşı'nda müttefik devletlerin Kapitalizm, sosyalizm, nazizm, faşizm akımlarından hangilerinin yayılmasını engellemek için mücadele ettiği söylenebilir. Şimdi 2. Dünya Savaşı dediğine göre arkadaşlar bakmamız lazım. Hangi devletler hangi akımları öne sürdüler? Kapitalist devletler dediğimiz zaman aklımıza ABD gibi devletler gelir. ABD müttefik devletler içerisinde yer aldığına göre kapitalizmin yayılması için mücadele etmesi ya da etmemesi gibi bir durum yoktur. Sosyalizm dediğimiz zaman aklımıza arkadaşlar bir düşünce akımı gelecek ama direkt olaraktan devletin mücadele ettiği bir düşünce değil. Üçüncüde yer alan Nazizm, evet Hitler'in öne olduğu ideolojidir. E, Dördüncüde yer alan Faşizm ise Mussolini'nin öne olduğu ideolojidir ve bunların yayılmasını engellemeye çalışmışlardır. Eğer ikinci dünya savaşından sonra demiş olsaydı komünizm ya da sosyalizm derdik arkadaşlar. Öyleyse sorumuzun cevabı 3 ve 4 yani B seçeneğidir. 9. soru 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Orta Doğu petrolünü ele geçirmeye yönelik politikası öncelikli olarak hangi devleti rahatsız etmiştir diye bir soru sorulmuş. Orta Doğu dediğimiz zaman aklımıza hangi devlet gelecek arkadaşlar? Tabii ki İngiltere. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? B seçeneğidir. 10. soru 2. Dünya Savaşı sırasında cephede hayatını kaybeden askerlerin yanı sıra cephe gerisindeki şehirlerde kasabalarda yaşayan çok sayıda sivil hayatını kaybetmiştir. Bu durumun yaşanması verilen gerekçelerden hangileriyle açıklanabilir diye bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisinde kent ve kasabaların yoğun bombardımana tutulması aslında buradaki etken neden? Hava gücünün kullanılmasıdır. Hava gücü olarak işte uçaklar kullanınca artık cephe kavramında ne olacak arkadaşlar değişecek. Özellikle insanların bulunduğu yerlere bomba bırakmaları bu da ne olacak kayıpların artmasında etkili olacak. İkincisi Gelişmiş teknolojik silahların kullanılması, mesela arkadaşlar işte e, atom bombasının kullanılması veya farklı şeylerin kullanılması daha çok ölümlü olmasa ne yapacak, sebep olacak? Üçüncüsü, soru kurma dayalı politikaların izlenmesi. ki Bunun en güzel örneğini biz Almanya'nın Yahudilere yaptığını gördük. E, en bariz örneği olaraktan. Güzel bir örnek değil tabii ki. Dolayısıyla da ne olacak arkadaşlar? Bu da ölü sayısının artmasında etkili olacak. Öyleyse sorumuzun cevabı 1, 2, 3 yani E seçeneğidir. 11. soru müttefik devletler nokta nokta adı verilen asker harekat ile Almanları Fransa'dan çıkarmıştır diye bir soru sorulmuş. Hangisinde arkadaşlar? Bu boşluğu dolduran bilgi oldu bize soruluyor. Arkadaşlar bu boşluğu dolduran bilgi Normandiya çıkarması çok ünlü bir çıkarmadır. Batıdan yapılan bu çıkarmadan sonra Almanlar ne yapmıştır? Batı da çok ciddi bir şekilde yenilgi almış. Bir süre sonra zaten Hitler intihar etmiştir. Şimdi öyleyse sorumuzun cevabı nedir? C seçeneğidir. O zaman aklınıza şunlar da gelmesin. Acaba diğer şıklardakiler neydi? Biraz onun üzerinde durmakta fayda var. A şıkkındaki Stalingrad Muharebesi arkadaşlar Sovyet Rusya ile Almanya yapmış olduğu savaşın ismidir. Bu savaşta Almanya yenilecek ve yenildikten sonra da doğuda gerilemeye başlayacak. B şıkkındaki Kartal hücumu İngiltere bir ada devleti olduğu için Almanya İngiltere'yi işgal edebilmek için hava gücünü kullanacak ve buna yapmış olduğu harekatı ise Kartal hücumu diyecek şıkkındaki Pearl Harbor baskını Japonya'nın ABD'ye ait olan Hawaii adalarındaki Pearl Harbor üstünü basmasıyla oluşan harekattır. E şıkkındaki deniz aslanı harekatı ise 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Britanya nın, İngiltere adasını işgal planının kod adıdır. Ancak Alman Hava Kuvvetleri Britanya Savaşı'nda uğradı yeni giden sonra ertelenmiştir bu plan. Ve Adolf Hitler 1941 yılında Sovyetler Birliği'ni işgal etmeye karar verince de tamamen ne yapacak? uygulamada kalkacak. Öyleyse sorumuzun cevabı neymiş? C seçeneğiymiş. 12. soru. Kara Perşembe adı verilen 24 Ekim 1929 günü ABD'de New York borsası çöküyor. Bu durumun verilen gelişmelerden hangileri neden olduğu söylenebilir diye bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisi büyük şirketler ve bankalar battı mı? Evet arkadaşlar. Özellikle şirketler ve bankaları çok ciddi bir şekilde etkiledi. Pek çok şirket sahibi de intihar etti. İkincisi insanların temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanması gibi bir durum oldu. Evet. Çünkü üretim tüketim dengesi bozulunca insanlar en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiler. Tarımdan hayvancılığa kadar pek çok alan bundan ne yaptı? Olumsuz etkilendi. Üçüncüsü Avrupa'da sanayi dayalı ekonomiden tarım ekonomisine geçiş oldu mu? Hayır arkadaşlar. Böyle bir durum olmadı. Çünkü insanlar sanayinin bir kere tadını aldılar. Bir daha kolay kolay tarım ekonomisine ne yapacaklar? Geçmeyecekler. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani C seçeneğidir. 13. soru: Totaliter rejim, demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin tek bir elde veya küçük bir grupta toplandığı devlet düzenidir. Bu tanıma göre 1. Dünya Savaşı'ndan sonra verilen ülkelerden hangilerinde totaliter bir yönetimin izlenmeye başladığı söylenebilir diye bir sorulmuş. Baskıcı yönetim yani. Bakalım. Fransa'da böyle bir yönetim yok arkadaşlar. İkinci de verilen Almanya ve üçüncü de verilen İtalya'da işte böyle baskıcı ve sert bir yönetim olmuştur? Görülmüştür. Öyleyse sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani D seçeneğidir. 14. soru Hitler'in en önemli politikalarından biri hayat sahasıdır. Bu politikaya göre Almanlar sıkışıp kaldıkları topraklardan diğer ırkların elinde bulunan alanlara doğru genişlemelidir. Buna göre Almanya'nın verilen faaliyetlerinden hangilerinin bu politika doğrusuna gerçekleştirildiği söylenebilir. Yani işgal hareketi ile alakalı olan her şey aslında bu politika doğrusunda yapılmıştır. Çünkü Almanya şöyle demiyor. Hayat sahamız sınırı şudur. Şurada biter, şurada başlar demiyor arkadaşlar. Ona göre işgal edebileceği her alan Almanlar için hayat sahası. Bakalım arkadaşlar. Birincisi Çekoslovakya'nın Südet bölgesini kontrol altına alması. Bakın işgal. İkincisi Polonya işgal etmesi. Üçüncüsü Sovyet Rusya'nın topraklarına girmesi. Hepsi arkadaşlar Hayat sahası uğruna yapmış olduğu Hitler'in faaliyetlerdir. Öyleyse sorumuzun cevabı 1-2-3 yani E seçeneğidir. 15. soru. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan düzenin devam ettirilmesine yönelik politikalar izlemişlerdir. Hangisi bu düzenden memnunsa arkadaşlar devam ettirmek ister. Şimdi bakalım İtalya memnun mu? Hayır. Almanya memnun mu? Hayır. Sovyet Rusya? Hayır. Ama İngiltere? Evet. Japonya? Hayır. İşte bundan dolayı İtalya gibi Almanya gibi devletler revizyonist devletler denilmiş. Ama İngiltere, Fransa gibi devletler ise statikoji yani var olan düzeni korumaya çalışan devletler denilmiş. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? D seçeneğidir.